Merhaba arkadaşlar, Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size 36-37 numara için bu çok şık ve güzel bot patiğin nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet, taban bölümümüz hazır taban. Bunu yapabilmek için ayracımız olacak, makasımız, ipimize uygun bir tığ ve 2 adet yumağa ihtiyacımız var. Çünkü bu bir tanesi tek yumaktan çıktı. Kullanacağım ipim Ören Bayan Favori Line, 100 gramlık bir yumak, 210 metre, %100 akrilik bir ipim. Renk numaram 607, kullanabileceğiniz şiş numaraları 4, 4,5 milim. Şimdi hazırsak bot patiğimizin yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar, ebruli ya da akıllı ip dediğimiz bu ipte modeller farklı çıkabiliyor. Yani benim modelimle birebir aynı olmayacaktır. Alacağınız yumağa göre farklı bir model çıkacaktır. Şimdi ben tabanımı daha önceden hazırladım. Bu şekilde şablonumu da hazırladım. Sağ üst köşedeki işarete tıklayarak taban bölümünü nasıl ilmek çıkaracağınızı göreceğiniz bir videomuz olacak. Ayrıca açıklama bölümünde de linkine tıklayarak bakabileceksiniz. Şimdi ben şablonumu tarif edeceğim. 36-37 numara için bu, fakat 39-40 numaraya kadar bunu kullanabileceksiniz. Burun ve taban kısmında orta nokta tayin ettiğimiz şu delikler ve çevresindeki diğer deliklere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kere dörderli trabzan hazırlayacağız. Aynı şekilde topukta da orta nokta tayin ettiğimiz deliği baz alarak 9 kere dörderli batış yapacağız. Bu aradaki diğerleri ise 3, 2, 3, 2, 3, 2 olacak. Şablonumuz bu şekilde hazırladım. Şöyle isterseniz ekran görüntüsü de alabileceksiniz. Şimdi ben tabanımı hazırladığım için hemen ilk sıradan başlayacağım. Bir üst sıraya çıkmak için 2 zincir hazırlıyorum. Birleşim noktasına hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tüm sık iğnelerin tepesine İkili trabzanla dolduruyorum. Hiçbir tepeyi atlamadan, ta ki bu birleşim noktasına gelene kadar tüm sık iğnelerin her birine birer tane trabzan hazırlayacağım. İkili trabzan. Birleşim noktasına geldim. Şimdi kaydırma tekniğiyle çektiğim iki zincirin en tepesine kaydırarak birleştirdim. Bir üst sıraya çıkmak için tekrar 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Yapmış olduğum ikili trabzanın önce ön tarafında tığımı bu şekilde sokup arkasından dolandırıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu sıradan sonra artık modeli başlıyoruz. Tekrar ipimi doladım. Bu sefer arka tarafına dolandırıyorum tığımı. Trabzanın etrafından geçirip tekrar ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Ön yüzden trabzanın bu şekilde etrafını dolandırdım tığımı. İkili trabzan. İpimi doluyorum. Bu sefer trabzanın arka tarafından. Bu şekilde. İkili trabzan. İkili trabzanlara devam ediyoruz ama trabzanların tepesine değil de etrafını dolanarak yapacağız. Arka taraftan yaptığım için bu sefer ön taraftan yapıyorum. İkili trabzan. İpimi doladım. Hemen yandaki trabzanın arkadan tığımı geçiriyorum. Etrafını dolandırıp diğer tarafından çıkarıyorum. Ve ikili trabzan. Tığımı doladım. Ön taraftan. Tığımı doladım. Arka taraftan. Bir sırada bu şekilde örmeye devam edeceğiz.
İpimi doladıktan sonra arka taraftan yapabilmek için tığımı trabzanın bu şekilde arkasından geçirip böyle aradan alıp trabzanımı örüyorum. Ön taraftan da bu şekilde geçiriyorum. Böyle yeniden çepeçevre tüm trabzanları dolanarak modelimi tamamlayacağım. Birleşim noktasına geldim. Bu şekilde bir görüntü oluştu tabii ki. Şimdi zincir çekmiştik iki tane. Çektiğim zincire kaydırma tekniğiyle sıramı birleştirdim. İki zincir çektim. Bu sefer trabzanlarımız hazır. Ön taraftakini ön taraftan, arkadakini ise arkadan öreceğiz. Ön taraf, arka taraf, ön taraf. Trabzanlar kendine belli ediyor. Arka taraf. Bu sırada kesmelere başlayacağız. Bunlar böyle devam edecek. Burun kısmında ön orta olarak tayin edeceğimiz trabzanı seçiyoruz. Ben şöyle baktığım zaman şuraya denk geliyor. Hemen buraya bir tane ayracımı koyuyorum. Ön orta olarak tayin ettiğim ikili trabzanım bu. Hemen ön taraftan yaptığım sağ taraftakine bir tane koyuyorum. Hemen diğerine sol taraftakine de üçüncü ayracımı yerleştiriyorum. Ön taraftan yaptıklarıma, arka taraftan yaptıklarıma değil. Bu üçünü bir alarak keseceğiz. Şimdi ayraçlarımın olduğu yere kadar ön taraftaki ikili trabzanımı ve arka taraftaki ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Hiçbirini atlamadan tabii ki. Ayraçlarımın olduğu yere geldim. Bir tane ön taraftan yaptım. Ayraçtan önce arka taraftakini örüyorum. Şöyle göstereyim. Ön taraftakini ördüm. Şimdi arka taraftakini örüyorum. Daha sonra bu ayraçlarımı aldığım ön taraftaki 3 tane trabzanın arasından tığımı bu şekilde geçiriyorum. Ve sanki bir tane örer gibi ikili trabzan örüyorum. Bunu biraz sıkı tutarsanız daha güzel olacaktır. Böylece 3 tane trabzanı 1'e indirmiş olduk. Ayraçtan sonraki arkadaki ilk trabzanı örüyorum. Kesme işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdi kalan diğer tüm trabzanları önden ve arkadan birleşim noktasına kadar örmeye devam ediyorum. Tekrar bir üst sıraya çıkıp buraya geldiğimde ise bunları çıkarıyoruz. Kestiğim ikili trabzanı baz alarak hemen yanındaki ve sağındaki ve solundaki diğer trabzanları bu şekilde üçünü bir alarak tekrar kesme yapacağım. Şimdi ben bir tur daha dönüp birleşim noktasında birleştireceğim. Tekrar ön yüze gelip burun kısmında kesmeyi göstereceğim. Burun kısmındayım. Bir alt sırada kestiğim
Hemen şurada kendini belli ediyor zaten. 3 tane trabzanı bir arada alıp kestiğim ilmek burada. Pardon, trabzan burada. Bunun sağ ve solundan ön yüzden yaptığım trabzanları da ekleyerek kesmemi yapacağım tekrar. Bir tane arkadan yaptım. Hemen yanındaki ön tarafta. 1, ortadaki 2 ve solundaki 3. Bu 3 taneyi 3'ten trabzanı birden ikili trabzanla eksiltiyorum. Koyu renk denk geldi. Umarım görmüşsünüzdür. İpimi doladım. Hemen yanda arka tarafta olan var. Ön taraf. Arka taraf. Bu şekilde üçlü kesmeler yaparak devam edeceğiz. Ortadaki trabzan kendini belli ettiği için sağından ve solundan ön taraftaki bu üçlüyü kesmeye devam edeceğiz. Böyle. Bu yüksekliğini istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz şuradaki kesmelerinize devam ederek. Bilek kısmındaki şu genişliğin size uygun olduğunu hissettiğiniz zaman kesmeleri bırakabilirsiniz. Burada sıra ya da sayı vermeyeceğim. Dediğim gibi göz kararı yaptım ben de bunu zaten. Size uygun gelecek olan yüksekliğe eriştiği zaman 1, 2, 3 kere de sık iğne yaptım. 3 sırada sık iğne ile tamamlayıp kapattım. Şimdi ben kesmelerimi yaparak aynı diğer botta yaptığım gibi aynı boyuta getirdiğim zaman son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, hazır tabanlı bot batiğimin diğer tekini de tamamladım. Bu şekilde görünüyor. Şöyle tabanı da arkadan görünümü. Gayet şık ve kullanışlı oldu. Artan ipim bu. Bir yumaktan bu kadar kaldı. Yani iki yumak mutlaka gerekiyor. Şimdi size ölçülerini vereceğim fikir vermesi için. Bilekten tabana kadar 15 cm. Bilek genişliği 13 cm. Siz kendinize uygun ölçüyü bulduğunuz zaman zaten batiğinizi tamamlamış olacaksınız. Şuradaki kesmeleri istediğiniz kadar yapıp daha sonra 3 sıra sık iğne yaparak bu şekilde bot batiğinizi tamamlayabilirsiniz. Bugün sizinle 36-37 numara hazır tabanlı bot batik yapmayı öğrendik. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Ören Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.